Gerçekten bunlar çok önemli. Şimdi iman hakikatlerinden devam edecek olursak, biliyorsunuz petekleri gördük daha önce. Burada yaban arılarının o güzel yuvalarından bahsetmiştim. Gayet teşekküllü böyle odalardan oluşan. Pardon. Onları gördük. Daha sonra eşek arılarının yuvalarından bahsedeceğim. Onlar çok muhteşem yuvalardır. Gerçekten sanat harikasıdır. Onları da öğreneceğiz. Fakat bugün başka bir yuvadan bahsetmek istiyorum ben. Evet, gerçekten. Yine bir arı. Osmia avocetta türü bir arı. Değişik bir arı. Fakat bu arı nasıl bir yuva yapıyor larvaları için? Gidiyor bir tane petek falan yapmıyor veya öyle kapsamlı apartmanlar kurmuyor yaban arıları gibi. Gidiyor nemli toprağın içinde 5 santimlik bir çukur açıyor larvasını saklayabilmek için. Ve sonra etraftaki ormanlara koşuşturarak çiçek topluyor. Şimdi resmini görebilirsek. Çok şeker. Maşallah. Evet. Bunlar larvaların yuvası. Çiçekten oluşturuyor bu larvaların yuvalarını. Gerçekten çok mucizevi, çok süslü. Çok olağanüstü. Şimdi bütün taç yaprakları topluyor birer birer. Bu taç yaprakları o kazdığı çukurun içine yerleştiriyor. Onları çamurla birbirine yapıştırıyor. Sonra içine nektar ve polen karışımı besin bırakıyor bunların içine. Ki larva uyandığında yani çıktığında o besinlerden faydalanabilsin. Larvaları ondan sonra onun içine yerleştiriyor. Ve besinin olduğu yere bırakıyor. Daha sonradan taç yaprakları birer birer onun üzerine kapatmaya başlıyor. Ve tekrar çamurdan sıvalarla bunun birbirlerini yapıştırmaya başlıyor. Bütün yapraklar, çiçek yaprakları birbirlerine yapışmaya başlıyorlar. Yapıştıktan sonra kapısı tabii kapısından çıkması gerekiyor. Kapısını da güzel çamurlu bir balçıkla sıvıyor. Onun üstüne de gayet güzel bir tane daha çiçek yaprağı yapıştırıyor. Şimdi bu yuvanın içi hem nemli oluyor, hem sıcak oluyor, hem de çiçek ve çamur bulaşımından yani öyle bir maddeden kaplandığı için son derece sağlam oluyor. Suya dayanıklı oluyor, kışın sert koşullarına dayanıklı olabiliyor, dışarıdan gelen avcılara yem olamıyor. Ve böylelikle hem larva için çok büyük, çok ciddi bir koruma yeri oluyor ve bu şekilde de küçük çocuk yuvasından çıktığında çok güzel bir şeyle karşılaşıyor. Şu yani hem besinle bir kere daha bakabilir miyiz? Çok orijinal tabii. Çünkü. Maşallah. Maşallah. Acayip çok şeker paketi gibi. Şimdi buradan çıktığında tabii küçük yavrunun bu güzelliği görme gibi bir imkanı yok. O sadece içeride bırakılan besinle muhatap oluyor ve dışarı çıkarak uçmaya başlıyor. Onun muhatap olduğu bir şey değil. İşte Darwinistler bunu araştırmaya başlamışlar. Burada neden estetik ve çiçek var? Yani estetiğin buradaki faydası nedir? Onların iddialarına göre çünkü estetiğin bir faydası yok. Yavru bunu göremiyor ama yavru için yapılmış bir şey bu. Fakat bunun faydası ne olabilir evrim teorisine göre? Bunun evrim teorisine bir faydası olmaz. Evrim teorisini çökertir bu. Bunun genel olarak insan yani Darwinistlerin anlaması için söylüyorum. Allah sanatını canlılara yaptırıyor. Onlar üzerinden tecelli ettirerek gösteriyor ki insanlar anlasınlar, görsünler, bu güzelliği keşfetsinler ve bir arının bunu yapabileceğini görerek Allah'ın o yüce gücünü, yüce sanatını takdir edebilsinler diye. İşte Darwinistlerin anlamakta çekindiği ve hala da evrim teorisiyle çözüm bulmaya çalıştıkları şeylerin sebebi bu. Bunu biz anlayalım diye Allah yaratıyor ve biz de gerçekten bir arının böyle bir şeyi inşa etmesinden dolayı heyecan duyuyoruz, hayranlık duyuyoruz. Yüce Rabbimize, o arıya o sanatı ilham eden Yüce Rabbimize hayranlığımızı dile getiriyoruz. İşte Müslümanlara, iman eden insanlara faydası bu oluyor, bu güzel yaratılışın. Maşallah. Maşallah.